Şimdi diğer nesnelere bakalım hemen. Import ile diğer nesneleri çağıralım. Merge ile bakalım neler var. DVD'ler demişim. Open diyelim. All. Okay. Evet. Şimdi DVD'ler de geldi. Nerede? Burada. Büyük geldi epey. DVD boyutları. Hemen yazıyoruz. JG Studio'nun reklamını yapmış olduk. DVD. Evet, 28 santim. Şöyle yüksekliği 183'müş. 184 santim. 183 santim. Hemen kapatıyorum. Yüksekliği 183 santim olan bir box çiziyorum. 183 santim yani 183 milim 18,3 santim demek. Şöyle yapayım. Yani yaklaşık bir herhangi pardon şu ikisini alıp hemen ne yaptık grup yapmayı unutmayın. DVD ufak bir okey deyip hemen bunu küçültelim. Herhangi bir taraftaki boyutu doğru olursa öteki boyutu da aynı şeyi ona da uyguladığımız için o da doğru olacak. Zaten temel mantığı da budur olayın. Şöyle şu yüksekliği doğruysa şimdi ötekinin bu yüksekliği doğru yapınca ötekileri de doğru yapmış olacağız. Evet. Şimdi bunu silebilirim artık. DVD'mi de hallettim. Şimdi hemen alıp bu DVD'yi şöyle raflara dizerim. Şöyle bir tane daha kopyalıyorum yukarıya. Şu an önümdeyken. Copy diyeceğim buna. Çünkü onunla kapları değişeceği için bir tane daha kopyalıyorum. Buna da copy diyeceğim. Şunları hafif çevireceğim şöyle biraz. Dağınık görünsün. Evet. Şimdi şu üçünü de alayım. Şöyle bu tarafa doğru çevireyim. İsterseniz bir tane daha kopyalayabiliriz. Copy, front, evet. Şimdi şu DVD'yi alıp şöyle kopyalayıp şundan açılarını da şöyle sıfır yapıp şimdi şurada şuraya bir iki DVD koyalım mı? Şu duvarı bir hemen saklayayım Height Selection diyerek fronttayım. 90 derece döndüreyim bakalım. Evet. Şöyle bir de şöyle çevireyim. 90 derece. Şimdi birazcık pardon, birazcık şöyle eğim verebilirim. Evet. Şimdi şu sınırda DVD'lerimizi yerine yerleştirelim. 2-3 tane daha DVD böyle olsun. Rafa dizilmiş olsun şöyle. Şöyle bir tane DVD copy diyelim biraz doğal görünsün şöyle. Evet. Gördüğünüz şekilde şöyle kopyalamalar yaptık. Şimdi kameramızın açısına bakıyorum. Evet.
Sahnemiz kalabalıklaştıkça daha güzel bir görüntü ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bunu siz de hissediyorsunuz. Şuradan bakın daha tatlı bir görüntü almaya başladık. Daha bir iki eklenti daha yapacağız. Bir iki nesne daha yapalım. Daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Şuraları falan biraz daha dolduralım. Bunu da diğer derslerimizde yapalım arkadaşlar. Şöyle de şuradan Shift F ile kurtulup perspektif penceresinden de çıkıp şöyle şuradan hide all dersek şu aşamada bir kayıt da alalım şöyle. Şurada baskınmış silelim. Şöyle bir kayıt alalım. Diğer derslerimize de devam edelim arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.